Herkese merhaba, ben Recep Baltaş. Ben Ali Güngör. Bugün sizlerle birlikte Nvidia Quadro K5200'ü inceleyeceğiz. Evet Recep, bu bir grafik işlemci, bir ekran kartı diyoruz biz normal tabirde ama aslında daha fazlası. Doğru, şimdi Ali, Nvidia'nın farklı ürün grupları var. Doğru. GeForce'u zaten herkes biliyordur. Oyun oynamak için kullandığımız ekran kartı, o monitörlerimize güzel görüntülerin, grafiklerin çizilip gelmesini sağlayan araca ekran kartı diyoruz. Doğru, bir de Tesla var ama bizim bugün incelemekte olduğumuz ürün Quadro. Şimdi Recep, burada baştan ne nedir bir açıklamak lazım. Evet Ali. Şimdi GTX'leri, GT'leri herkes biliyor. GeForce serisi oyun oynamak için kullanılıyor. Evet. Quadro serisi de grafik tasarımcılar tarafından kullanılıyor. Mesela Pixar'da animasyon yapan arkadaşlar o güzel 3D karakterleri oturup modellediklerinde, üzerine kaplamaları yaptıklarında, filmi kaydettiklerinde Quadro türü kartlar kullanıyorlar. Anlıyorum. Bunların dışında bir de mühendislerin kullandığı kartlar var. Onlar da Tesla, onlar da matematiksel hesap yapıyor. Yani ne diyeyim, mesela Satürn'ün yörüngesini falan hesaplamak gibi işler için kullanıyor. Anlıyorum. Şimdi hani CAD ve CAM diye terimler var. Biz yıllar boyunca bunları gördük. İstersen bunları bir açıklayalım. Nedir bunlar? Bunların hepsinin başındaki CA ibaresi Computer Assisted. Yani bilgisayar yardımıyla yapılan anlamına geliyor. Design ve de modeling dediğimiz temel tasarım ve modelleme işlemi. Evet, CAD yani Computer Assisted Design, bilgisayar yardımıyla tasarım. CAM ise Computer Assisted Modeling yani modelleme. Evet. Aynen öyle. Tasarlama, modelleme işlerinde neler var? Sadece Pixar animasyonları yok. Şehirdeki binaların planını çıkartmak da bu işin bir parçası. Bir sandalyeyi, masayı bir endüstriyel tasarımcının okuldan mezun olduğunda tasarlamakta kullandığı yazılımlar da bunun bir parçası. Ve de sonuç itibariyle bizim kullandığımız bütün endüstriyel araçların, hatta Nvidia'nın bu kartının, Quadro K5200'ün şu dış tasarımında bile bir CAD/CAM tasarım yazılımıyla önce bir çıkartıyor. Anlıyorum. Mühendisler özellikle bunlarla çok haşır neşir oluyorlar. Çünkü üniversiteye başladıkları andan itibaren bu tür programları kullanmaya başlıyorlar. Özellikle de Autodesk'in yazılımları var. Dassault Systems'in yazılımları var. Bunları sık sık kullanıyorlar sanırım. Siemens'in yazılımları da var. Arada onların da adını anıyoruz. Bunlar endüstriyel yazılımlar. Bizim son tüketici pazarında pek fazla görmediğimiz yazılımlar. Çünkü lisans ücretleri gerçekten yüksek. Binlerce dolara var. Anlıyorum. Bunlar oldukça pahalı yazılımlar çünkü gerçekten katma değeri yüksek işler yapan profesyonellere hitap eden yazılımlar ve donanımlar. Bu özel donanımların kullanılma amacı nedir? Herhangi bir ekran kartıyla bugün grafik tasarım programı çalıştırabilirsin. Evet. Herhangi bir ekran kartıyla bir GeForce alıp bu işi yapabilirsin ama bunun içerisindeki mimari ve tasarım bu işe özel geliştirilmiş. Ve en önemlisi de sürücüleri bu işe özel tasarlamış. Anlıyorum. Yani donanımsal hızlandırmadan tam anlamıyla yararlanabiliyoruz Quadro kartları kullandığımız zaman. Aynen öyle. Şimdi bunun mimarisi mesela Kepler. Evet. Daha Maxwell niye gelmedi diye merak edeceğiz. Evet Ali, şimdi Maxwell Nvidia'nın bütün son seri ekran kartlarını neredeyse mevcut ve oyunlarda kullanmaya başladı ama sanırım kurumsal tarafta bu tür programların Maxwell'e geçmesi öyle ha deyince olmuyor. Ha deyince olmuyor. Çünkü bütün programları üreten firmalar son derece mühendisleri böyle sarsmadan, iş akışlarını bozmadan, yazılımları kırmadan update etmek, güncellemek zorundalar. Çünkü bir yazılım update'inin güncellemesinin bozuk çıkması demek iş akışının aksaması ve milyonlarca, milyarlarca dolarlık belki de zarara yol açması. Doğru. Bu konuda ben hatta çok katı bir örnek vermek istiyorum Ali. Hı-hı. Airbus A380'in Avrupa'daki tasarımı esnasında Almanlar ve Fransızlar ortak çalışmıştı. Burada kullanılan iki yazılım farklı sürüme sahipmiş Ali. Evet. Almanlar ve Fransızlar işlerini bir araya getirdiği zaman iki yazılımın sürüm farkından dolayı hiçbir şeyin uymadığı fark edilmiş. İki yıl gecikmişti proje. İki yıl gecikir. Avrupa Birliği'nin patladığı noktalar maalesef. Öyle maalesef iki tane tasarım stüdyosu mesela bir arada çalışacak. Yazılım sürümlerinin güncel ve ortak olması lazım. Evet. Yasal yazılım kullanıyor olmaları lazım. Bir de iki tarafın eşit hızla çalışabilmesi için iki tarafın da profesyonel workstation, çalışma istasyonu denen bilgisayarlara sahip olması lazım. Evet. Bunların fiyatının yüksek olması da yine kurumsal ürün olmalarından, bunların gerçekten az sayıda üretilmesinden ve de mesela içerisinde kullanılan belleklerin workstation'larda ya da sunucularda olduğu gibi ECC hata düzeltme özelliğine sahip bellekler olması. Anlıyorum. Yani bir hata olsa da sistem çalışmaya devam ediyor ve yapılan bütün işler doğrulanıyor. Aynen öyle. Çünkü bellekte hata düzeltme olmadığı zaman biz mavi ekran görüyoruz, sistem çöküyor, bellekteki bazı dosyalar bozuluyor. Öyle bir durumda son kullanıcıysan en fazla oyunun bir önceki save noktasına dönersin. Doğru. Ama milyon dolarlık bir ihale çalıştırmaya, yetiştirmeye çalışan bir mühendislik firmasıysan, bir tasarım firmasıysan, bir Pixar animasyonu yapıyorsan maliyet zararın çok büyük oluyor. Anlıyorum. Şimdi öyle, teknik özellikleri geçmeden önce ben bir soru daha sormak istiyorum. Bu kart Nvidia tarafından mı üretiliyor? Şimdi Nvidia'nın kendi üretimi var. Nvidia normalde sadece Yonga üretir. Evet. İş ortaklarına yollar. Bizim incelediğimiz pek çok markada olduğu gibi farklı ekran kartları piyasaya sürülür. Evet. İçerisindeki GPU çekirdeğini Nvidia üretir ama dışındaki PCB'den tasarıma kadar pek çok şey farklı firmalar tarafından üretilir. Evet. Quadro serisinde de PNE gibi iş ortakları var Nvidia'nın. Evet.
Çünkü pek çok farklı workstation, iş istasyonu ürünleri üretiyorlar, tasarlıyorlar ama bu Nvidia'nın kendi elinde tuttuğu, bir yandan kendisi yaptığı işlerden bir tanesi. Ve burada sebep sayının gerçekten az olması. Bu kartlardan dünya üzerinde öyle GTX ekran kartları gibi milyonlarca gitmiyor. Ne kadar gittiğinde çok fazla açıklamıyorlar ama. En önemli bir iki tane daha farkı söylemek istiyorum. Şimdi Tesla türü kartlarda mühendislik ve compute dediğimiz hesaplamalar, işlemler yapılıyor dedik ya. Evet. Bu gen araştırmalarından tutun da diğer yüksek matematiksel işlemlere kadar ekran kartının içindeki sayısız paralel CUDA çekirdeğini hızlı bir şekilde bir arada kullanmaya yarıyor. Burada da genellikle içinde çift kayar nokta hesapları önem kazanıyor. Matematiksel hesaplar. Matematiksel yani. Hesap. Çift kayar noktayı açıklaması bile mesela işle ilgililer için çok basitken böyle sıfırın yanındaki hanelerin birer mi ikişer mi kaydırılması, FP32, FP64 gibi iş orada biraz derinleşiyor. O kısma bir gün Tesla incelersek, Tesla incelediğimiz zaman geçeriz ama Tesla computing power dediğimiz işlemci alternatifi gücü sağlarken bu grafiklerin gerçekten 3D tasarımların çizilmesini sağlıyor ve özellikle tasarımcılar, CAD, CAM'cılar için. Evet, Tesla hatta o kadar şey ki görüntü çıkışları bile yok. Kartı takıyorsunuz salt hesaplama için. Aynen öyle. İşlemciler günümüzde çok zayıf ve yavaş kalıyor Recep. Marka bağımsız olarak söylüyorum. İşlemciler çünkü seri işlem yapıyor. Evet. Ekran kartları paralel işlem yapıyor ve bugün dünyanın bütün süper bilgisayarlarında bu paralel işlemcilerin gücünden faydalanıyor. Çünkü 1000 tane ekran kartı takmak tutup da 100 bin tane işlemci takmaktan çok daha mantıklı ve çok daha enerji tüketimi açısından verimli oldu. Evet. Şimdi istersen bunun üzerindeki bileşenlere bir yakından bakalım. Sonra da bir performansını görelim. Kesinlikle. Kartın Nvidia tarafından üretildiğini belirttik. Evet. Üzerinde blower fan ile bir soğutma mevcut. Evet. Kapalı bir tasarıma sahip. Gayet hoş duruyor. Gayet güzel duruyor. Bunlar da normal oyun kartlarında olduğu gibi çok süslü tasarımlar beklemiyoruz zaten. Doğru. Zaten workstation'ın içerisine takıp unutacağınız kartlardan bir tanesi. Evet. K5200 serinin en üst modelinden bir alt model olduğu için, K6000'den sonra şu an en güçlü model olduğu için yine görünümü diğer modellere göre daha güzel. Onu söyleyebilirim. Kartın SK Hynix tarafından üretilen belleklerine bakıyoruz. Peki kaç GB'li bu bellekler? Recep, 8 GB bellek var. GDDR5 bellekler. 256 bit bellek ara birimine sahip bunlar. 6 GHz'lik bir bellek frekansı var. Şu burada önemli olan şu, çok büyük dosyalarla çalışıldığı için gerçekten workstation'larda kullanılan bu Quadro serilerinde bol RAM'e ihtiyaç var. Evet, büyük oranda görselleştirme ve yüksek çözünürlükte çalıştığınızda bellek ihtiyacı artıyor. Aynı şekilde çok farklı monitörlere bağlanma seçeneği var. Yüksek çözünürlüklerde çalışma ihtiyacı var. Dediğimiz gibi bellek önemli. Çekirdeğinde GK110 Yonga olduğunu ve bunun alt kısmında yer aldığını belirttik. Bu Kepler mimarisine sahip. İçerisinde 2304 tane CUDA paralel işlem çekirdeği var. Gayet güçlü. 150 watt bir güç tüketim değerine sahip. Aşağıda şurada gördüğümüz PCI Express 3.0 üzerinden bağlıyoruz. Çift slotluk geniş bir ekran kartı olduğunu da belirtelim. Çünkü farklı Quadro modelleri farklı alan kaplıyor. Bu da kasanın içerisine sığdırmak açısından önemli. Tabii ki 150 watt gücün tamamını PCI Express portundan alması mümkün değil. Bu bağlamda kartın üzerinde bir adet 6 pin PCI Express güç bağlantısı var. Evet Recep, K2200 modeli mesela Quadro'nun ek güç bağlantısına ihtiyaç duymadan gücünü PCI Express üzerinden alabiliyor. Ancak o kart zaten yeni Maxwell mimarisine sahip tek kart. Tıpkı seninle ilk incelediğimiz GTX 750'de olduğu gibi yeni mimariyi önceki isme sahip serinin içerisinde Nvidia bir başlıyor pişirmeye. Evet. Şimdi öyle tasarım amaçlı yapılan bir kartta tabii ki görüntü çıkışları da büyük önem arz ediyor. Zira birden çok monitör bağlanabilmeli. Evet Recep, profesyonellere yönelik monitör incelemelerimizde de bahsediyoruz. Bunlara iyi bir çıkış lazım diyoruz. Bağlayabilmek evet. lazım diyoruz. Burada da 4 tane bağlantımız var. Şimdi 2 tanesi bunların DVI ama bunlar da biraz farklı. Evet, biraz daha farklı Recep. Bir tanesinde artı, bir tanesinde eksi var. Sen daha önceki incelemelerimizde bunların farkını bayağı vurgulamıştın. Evet, DVI-I ve DVI-D fark oluyor genelde bu da. Bir tanesine VGA da dönüştürücü takabiliyoruz ama öbürü sadece dijital oluyor. Bir tanesi sırf dijital, diğeri analog da destekliyor özetle. Yandaki DisplayPort 1.2 bağlantılarının da özelliği elbette ki 4K desteğini daha güzel bir şekilde desteklemeleri. Aksi takdirde bağlamak zorlaşıyor. 4 tane monitörü de buna bağlayabiliyorsun Recep. Tabii iki tanesinden 4K çözünürlük alabiliyoruz. Tabii 4K çözünürlük alabiliyorsun. O ne kadar çözünürlük aldın, ne kadar etkin çalıştın demek olmuyor tabii ki. Çalışma istasyonunda senin kullandığın bütün bileşenlerin gücü de önemli. Kullandığın programın ne kadar yük olduğu da önemli. Quadro Mosaic Display diye bir teknoloji var. Bunun sayesinde bu kartlardan 4 tanesini bir arada kullandığın zaman 16 ekrana kadar çıkış alabiliyorsun. Ve devasa 16 ekranlı bir çalışma istasyonu bile kurabiliyorsun. İnanılmaz. SLI sayesinde diğer kartları bu kartla birlikte bağlayabiliyoruz. Evet, Nvidia'nın çoklu ekran kartı birbirine bağlama teknolojisi SLI köprüsüyle kartları direkt birbirine bağlamaya dayanıyor. Ancak bunun yanında SDI Sync,
SDI Sync diye bir port daha var. Evet abi, SDI Sync Nvidia'nın yine SDI Sync destekli diğer kartlarını bu kartla birlikte kullanmamıza yaran bir teknoloji. Peki bu kartlar nelerdir? Örneğin video capture kartları var. Evet. Farklı video kaynaklarından gelen videoları alıyor bu kart ve aldığı videoları doğrudan işlemek için Quadro GPU'ya gönderebiliyor. Bu gönderme işlemini de SDI Sync ara birimi üzerinden yapabiliyor. Veya alternatif bir senaryoda bu kartın üzerinde işlediğimiz 2D çalışmalar veya 3D çalışmalar videoya dönüştürülebiliyor. Bu dönüştürme işlemi de SDI Sync destekli ikinci bir kart tarafından yapılıyor. Dönüştürme işlemi için gerekli veriler de SDI Sync portu üzerinden gönderiliyor. Direkt yani bize bir bağlantı ara birimi sağlıyor. Uyumlu diğer donanımların bağlanmasını sağlıyor. Bunu da en çok mesela anında görüntü işleyen yayınlar vesaire kullanıyor. Evet. Bu tür işlemler için kullanıyor. Quadro K5200'ü X79 Yonga setli test platformumuza taktık. Recep, sürücüleri kurduk ama GeForce sürücülerini değil, Quadro sürücülerini kurduk. Evet Ali, Quadro sürücülerini kurduk. Hatta kurduğumuz sürücü hakkında da bir bilgi verelim. Burada görmüş olduğunuz üzere 341.21 Quadro sürücüsünü kullanıyoruz. Bu Quadro sürücüsü en önemli nokta sevgili izleyiciler. Tam yazılım uyumluluğu, tam workstation uyumluluğu ve kullanılan programlar için Quadro'nun sürücüsünü kurmanız şart. Evet, şimdi Ali, solda da GPU Z'in en son sürümü olan 0.8.0 sürümünü açtık ki zaten bu sürümle birlikte K5200 için destek geldi. Evet, K5200 desteği daha önceki sürümlerde açıp baktıysanız bu derece detaylı gözükmüyordu. Pek çok detayı bizimle paylaşıyor. Biz de bunları paylaşalım. Evet, örneğin kartın fabrikasyonunun 28 nanometre olduğunu görebiliyoruz. Çekirdek boyutunun 561 mm² olduğunu görüyoruz. Ve transistör sayısının da 7 milyar 100 milyon olduğunu görmek mümkün. Recep, 7 milyar 100 milyon transistör o ekran kartının sadece GPU çekirdeğinde yer alıyor. Evet, tüm bunlar bize 3 teraflop sanırım işlem gücü sunuyor değil mi? 3 teraflop bir işlem gücü sunuyor. Zaten bu Quadro serisine baktığımız zaman her model bir önceki modelden nerede %50'den daha fazla performans sunuyor. Esas söyleyeceğim şey şu, K5000'in yerine gelen K5200 fiyatta hiçbir artış olmadan %20 ila %40 performans artışı getiriyor uygulamaya göre. Anlıyorum. Esas bomba bu yani. Süper. Burada önemli bir nokta daha var Ali. Kartın DirectX 11 desteği var ve hatırlarsınız biz daha önce bir Far Cry 4 oynamıştık sizlerle evet. Birlikte. Far Cry 4'ü bu kartla oynadığımızı bir belirtelim. Orada bir açıklık getirelim Ali. Recep, şimdi onu yapma sebebimiz tamamen bazı kullanıcıların eski workstation kartlarda, eski Quadro kartlarda oyun oynayamamasından kaynaklı bir önyargıydı. Evet. İnternet üzerinde çok fazla konuşuluyor. Bu kartlar elbette ki oyun amaçlı değil sevgili izleyiciler. Çünkü oldukça pahalı yatırımlar. Bunlar iş kartları ama oyun oynatabiliyorlar. Nvidia'nın diğer teknolojilerini destekliyorlar. Bu teknolojileri zaten daha yakından göreceğiz. Nvidia'nın oyun teknolojilerini de DirectX 11'i de destekliyorlar. OpenCL destekliyorlar computing için. CUDA ile OpenGL destekliyorlar, DirectX 11 destekliyorlar. Yani aklınıza gelen bütün yazılım teknolojilerine destek veren son derece gelişmiş kartlardan bahsediyoruz. Burada sol tarafta shaders diyor. Shader ünite sayısı. CUDA çekirdeği olarak söylediğimiz 2304 çekirdek aslında bu oluyor. Bunlar aslında ayrı ayrı işlemci çekirdekleri değil. İşlem birimleri, paralel işlem birimleri. Bunu da bir net bir şekilde söylemek lazım. Evet, burada yine bellek ara birimini ve bellek boyutunu görebiliyoruz. 256 bit, 8 GB demiştik. 8192 MB. GDDR5 Hynix, SK Hynix bellekler kullanıldığını zaten belirtmiştik. Bunun yanında bellek frekansımız ve GPU frekansımızı da görebiliyoruz. Ali, bu değerler belki farklılık gösterebilir çünkü kart şu an masaüstü modunda çalışıyor. Evet, 650 MHz normalde çekirdek hızı deniyor. 670 gözüküyor, 667 gözüküyor. GPU boost'ta da 770 gözüküyor. Değerler normal. Tabii ki bu çekirdeklerin sayısı ve paralel işlem gücü önemli. Bu çekirdeklerin her birinin 4 GHz olduğu bir dünya yok. Evet. Bunu söyleyeyim. Şimdi sağ tarafta da kartın G-Sync destekli olduğunu görüyoruz ve G-Sync destekli bir monitörümüze bağlı G-Sync de devrede. Evet, Asus'un ROG Swift monitörü var şu an burada takılı olan. Bu da G-Sync destekli belirttiğimiz gibi. Bu da güzel Recep. Dedik ya şimdi oyun ve diğer teknolojileri destekliyor diye. Yani bir çalışmanız bittiği zaman genel amaçla da kullanmanıza imkan tanıdığı için bu destek daha güzel. Bu da sürücülerle sağlanıyor. Evet, birden çok ekrana bağlayıp buradan ayarlar yapabiliyorsunuz. Stereoscopic 3D destekliyor bu Nvidia'nın ister oyunlarda ister filmlerde kullanabildiğiniz gelişmiş 3D'si. Zaten Nvidia bu kartları çıkarttığı zaman Recep 3D film hazırlayanları da düşünmüş. Yani sadece 3 boyutlu modellemeler, 3 boyutlu burada araçlardan vesaireden bahsetmiyoruz. 3D görüntü, o çift gözle gördüğümüz, gözlük takarak gördüğümüz görüntüden de bahsediyoruz. Evet, şimdi bir de buradan mozaik ayarları var. Sen biraz mozaikten bahsetmiştin sanırım. Doğru. Bir ekran kartından 4 monitöre çıkış alabiliyorsun. 4 monitörü
4 tane ekran kartını da Quadro'yu da bir arada kullanıp 16 tane ekrana görüntü verebiliyorsun mozaikte. Evet, bir de ECC'den bahsetmiştik. Özellikle belleklerin doğrulanması, beleklere yazılan verinin doğrulanması. Şu anda devre dışı ama bunu devreye sokabiliyoruz. Şimdi burada şöyle bir uyarıda bulunayım Recep. X79 platformunda test ediyoruz dedik ya. GPU'nun içerisindeki burada kullanılan ekran kartında kullanılan bellekler tamam ECC destekli. Ama evet, bizim bilgisayarımızda kullandığımız bellekler ECC destekli değil mesela. Doğru. Aslında bu kartı taktığınız bilgisayarda da ECC destekli bellekler olmalı. Bir iş istasyonuna takmanızda fayda var. Orada mesela işlemciler de farklı oluyor. Diğer bileşenler de farklı oluyor. İş istasyonları değişiyor. Burada GPU kullanımının yönü çok önemli. Nvidia kontrol panelinde yer alıyor. Nedir böyle? Şimdi Recep, sadece grafik görevlere ya da grafik ve bilgisayar işlemleri için kullanmaya ayırma seçeneği şu anlama geliyor. Compute ve normal grafik işlemler. Birden fazla ekran kartı taktığın zaman bu ekran kartlarını birlikte kullanabiliyorsun. Mesela bir Tesla ile bir Quadro'yu birlikte kullanıp matematik hesapları Tesla'ya, grafik işlemleri, texture doldurmayı, doku doldurmayı ve kaplamaları oluşturmayı Quadro'ya yıkabiliyorsun. Evet. Bu da kendi süper bilgisayarına sahip olmak demek. Hmm. Oldukça pahalı bir yatırım olmasına karşın özellikle ciddi iş yerleri için olmazsa olmaz kurulumlar bunlar. Böyle bir ekran kartı konfigürasyonu yaptığımız zaman da hangi kartın hangi işi yapacağını buradan belirliyoruz. Buradan da belirleyebiliyorsun, uygulama içinden de belirleyebiliyorsun. Nasıl oyunlarda grafik ayarlarını hem GPU ayarlarından belirleyebiliyorsun hem de oyunun içerisinden belirleyebiliyorsan. Programlarda da mesela Autodesk programında da iki GPU varsa bu GPU'lardan birini şu işlere, diğerinde benim viewpoint pencereme ayır diye bölebiliyorsun. Zaten birazdan onlara yakından bakacağız. GPU Z'in bir de sensors özelliği var. Buradan da kartın şu anki çalışma sıcaklığı, işte fanının RPM değeri hakkında veya ne kadar yüzdede çalıştığı konusunda bilgi edinebiliyoruz. Kart yükte olmadığı zaman fanın %30 hızında çalıştığını görüyoruz. Evet, %30 hızda 49 derecede tutuyor. Bu son derece serin bir sıcaklık. Çok daha yüksek sıcaklıkları çıksa bile herhangi bir sorun yok. Gayet stabil çalışmak üzere tasarlanan, dayanıklı olmak üzere tasarlanan kartlar. Çünkü bu ekran kartlarını alan, yatırım yapanlar uzun yıllar bu kartları değiştirmek istemiyor hocam. CAD/CAM yazılımlarından en önemlilerinden bir tanesi tabii ki Autodesk'in 3ds Max'ı. Evet, 3ds Max'ı açtık ve açar açmaz aslında karşımıza çok güzel bir içerikle geldi. YouTube kanalları varmış ve eğitim videoları hazırlamışlar. Recep, bu tür firmalar için eğitim çok önemli çünkü ürünlerini kullanacak daha fazla tasarımcıya ihtiyacı var. Mühendislik yazılımı üreten firmaların daha çok mühendise ihtiyacı var. Müşteri kitlerini genişletmek ve de eğitmek durumundalar. Evet. Çok yararlı işler, gayet güzel. Karşımızda zaten Learn, Start, Extend gibi farklı seçenekler var. Burada eklentilerini görebiliyorsun. Farklı sana uygulamalar getiriyor. Çalışma alanı karşına geliyor. Perspektiften farklı şekillerde bakabiliyorsun. Esas tasarım burada yapacaksın. Ama biz şimdi sıfırdan 3D modelleme, tasarım yapmak yerine zaten yapılmış olan ve de uluslararası standartlara uygun olan benchmarkları çalıştıracağız ve 3D modellemenin nasıl olduğunu simüle edeceğiz. İlk testimiz Spec APC 3ds Max 2015 benchmark. Evet, bunda benchmark'ın farklı ayarları var. Varsayılan ayarlar, en yaygın kullanılan ayarlar, bir de 4K ayarlar var. 4K ayarlar için çok daha üst konfigürasyonlardan, mesela K5200'lerden birden fazla ya da K6000, hatta birden fazla K6000 kullanmanız tavsiye ediliyor. Bunda genellikle HD çalışma yüklerinde yüksek performans, hatta anında görüntü almak çok önemli. Evet. Bir deneyelim bakalım benchmark bize ne sonuç verecek.
Evet sevgili izleyiciler, izlediğiniz testlerin haricinde pek çok benchmark gerçekleştirdik. Bunlar da endüstri standartlarını belirleyen spec tarafından belirlenen bazı standartlar da Evet. Şimdi bu spec testlerine biraz bakalım acaba hangi testte özellikle serinin önceki kartı, önceki seri olan K5000 ile K5200 arasında aynı mimariye karşın ne kadar performans gelişmesi olmuş? Evet Ali, ilk olarak SpecWeavePerf 12 ile başlayacağız. Bu test aslında içerisinde birçok farklı CAD/CAM yazılımını barındıran bir test. Hangi yazılımlar var mesela, bunları okuyalım tek tek. CATIA, Creo, Maya, Showcase, Siemens'in NX yazılımı var ve bunun yanında bir de SolidWorks mevcut. SolidWorks ve Maya bunlardan en çok genellikle hem öğrencilerin hem çalışanların duyduğu yazılımlar, ancak diğerleri de endüstri bazlı olarak yaygın bir şekilde kullanılıyor. Evet, tabii ki bütün testlerin ortalamasını alıp söylüyoruz size burada. K5200 ile K5000 arasında Ali burada %40 bir performans farkı var. Sanırım en büyük performans farkı zaten bu testlerde ortaya çıkıyor. Evet, zaten kartların en önemli kullanım alanı da bu. Burada Nvidia'nın iddia ettiği %40'a varan performans artışını görebiliyoruz. Özellikle orada Iray'ı destekleyen, Nvidia'nın sağladığı mimarinin ve yazılım desteğinin tam değerlendirmesini yapan, yani bunları alıp kullanan yazılımların avantajlı olduğunu görüyoruz. Evet. Bunları kullanan eklentilerin de kurulu olması önemli. Çünkü o eklentiler kurulu olmazsa çoğu GPU'nun CUDA hesaplamasından, CUDA'dan faydalanamıyor. Doğru. Şunu da belirtelim. Merak eden kullanıcılar için bu testlerin detaylı sonuçlarını makalede paylaşacağız. Evet. Daha da detaylı sonuçlarını özellikle XML sonuçlarla ilgilenen kullanıcılar evet. için makalenin içerisinde Teknopat Sosyal'e bir bağlantı olacak. Evet. Buradaki testlerle ilgili şunu da söyleyelim. Sadece grafik kartıyla performans artışı sağlamıyorsunuz. Evet. Çalıştığınız workstation işlemcisinden RAM'ine, RAM'inden sabit diskinin IOP değerlerine kadar her şey aslında bu tür mühendislik yazılımlarının performansını ve hata oranını etkiliyor. Direkt evet. etkiliyor. Kullandığınız bellekler bile ECC olmalı ki ekran kartının içerisindeki bellekler ECC ve bu özelliği açabiliyorsunuz. Ama bunlar olmasa bile bu tür bir grafik kart upgrade'i size performans katıyor mu? Evet, kesinlikle katıyor. Fakat olması daha iyi. Workstation olması daha iyi. Onu evet. belirtelim. Öyle devam ettiğimiz zaman yine Spec APC'nin 3ds Max 2015 testini gerçekleştirdik. Burada da K5200 ile K5000 arasında %5 ile 10 arasında bir performans farkı var. Burada %40'lık bir fark görmüyoruz ama yine iyileştirme var ve fiyatın aynı kaldığını, 5000 serisinin 5200'e yenilendiğini vurgulayalım. Evet, burada yalnız şöyle bir konuya değinmem gerekiyor. 3ds Max 2015'te çalışırken eğer evet. özellikle yüksek boyutlu bir dosyayla çalışıyorsanız K5200 bir avantaj sağlıyor çünkü bellek miktarı daha fazla. O da önemli. Özellikle profesyoneller bellek miktarını çok önemsiyor. Önemsemekte de haklılar. Oyun kartlarının aksine profesyoneller çalışırken o ekrandaki texture'ları kendileri modelledikleri modellerin üzerine çok yüksek çözünürlük texture barındırabiliyorlar. Evet. Doğal olarak bunların kapladığı alan da büyük oluyor ve eğer ekran kartının içerisindeki bellek burada yetersiz kalırsa bir darboğaz oluşmuş oluyor. Yani bellek darboğazı özellikle profesyonel GPU'larda son derece geçerli. Onlar bizim yaptığımız oyunlarda kullandığımız texture'lardan çok daha büyüğünü kullanmak zorundalar. Evet, testlerimize devam ettiğimiz zaman Ali, Maxon'un Cinema 4D yazılımını kullandık. Bunu kullanıcılar kendileri de indirip bilgisayarlarını çalıştırabilirler. Evet. Son derece kolay testlerden bir tanesi. Evet, mi? Gerçekten son derece kolay. Boyutu da o kadar büyük değil. 100 MB civarında bir test. K6000'den biraz bahsetmek istiyorum bu testte. O serinin, K serisinin en üst kartı. Evet, Quadro serisindeki en üst kart bu. K6000, K5200'den %25 bir daha iyi performans sunuyor Cinema 4D'de. Orada şaşırtıcı değil çünkü K6000 aslında K5200'den biraz daha farklı bir kart Recep. Özellikle Tesla serisine biraz daha yakın çünkü çift kayar nokta hesapları çok daha hızlı ve çok daha verimli yapıyor. K6000'de evet. K5200 ve altındaki bütün diğer modellerde çift nokta kayar nokta hesapları daha yavaş bir şekilde yapılıyor. Çünkü içerisindeki çekirdeklerin daha az bir kısmı bu çift hassasiyetli double precision hesaplamayı yapabiliyor. Evet, orada da K5000 ile K5200 arasında ise %3 fark var sadece. Demek ki burada işlem arka planda çalışan mimari daha farklı ki ekran kartının performansı arttığı halde sadece %3 bir artış olmuş. Evet. Autodesk'in Maya 2015 yazılımına bakalım dedik bir de. Burada da K5200 K5000'den %10 daha yüksek bir performans sundu. Yine güzel. Fakat farklı ve önemli başka yazılımlar da var. SolidWorks var. Evet, SolidWorks'ta Ali K5200 %12 daha fazla performans sunuyor K5000'e göre. Yine K6000 ile K5000 arasındaki performans farkına baktığımızda da %25 bir fark görüyoruz. Güzel bir fark. Bayağı %25 büyük bir fark. Ama K6000'in fiyatı gerçekten çok daha üst seviyelere çıkıyor. Evet. K5200'ün fiyatını merak edenler için söyleyeyim. Yurt dışında 1900 dolar civarında bulunuyor. Ama Türkiye'de aldığınız kurumsal satıcıya göre tabii ki değişebilir ve Türkiye'de verginin farklı bir unsur olduğunu kayda değer, onu kaydetmekte fayda var. Doğru. Güç tüketiminden bahsedelim bir de. K5200 boşta 40 watt tüketiyor Ali.
Çok iyi. Evet. K5000 aralarında devasa fark yok. K5000'de boşta 43 watt tüketiyor. 43 watt tüketiyor, 40 watt tüketiyor. Çok büyük bir değişik olmuş. Peki yük altındaki esas ne? Evet, yük altında fark biraz daha artıyor. K5200 yükte 178 watt tüketirken K5184 watt'a çıkıyor. Yani mimari değişmemesine karşın enerji verimliliği konusunda da güzel bir adım atılmış. Evet, tabii ki burada daha büyük enerji verimliliğini Nvidia Maxwell mimarisini Quadro serisine adapte ettiği zaman göreceğiz. Evet, sürücülerin hepsinin işlemden geçmesi bayağı zaman alacak. Çünkü biz benchmarklarda da gördük. Benchmarkların mesela büyük bir kısmı ne yazık ki hala 2012-2013 sürümleri için geçerli. 2015 sürümüyle geçerli olan daha güncel benchmarklar bizim için bu testin sonucunda daha önemli bir yer tuttu. Onu söyleyelim. Evet. Şimdi özetle sonuçlara baktığımız zaman şunu görüyoruz. K5200 bir önceki seri karta göre aynı fiyata kullanıcılara %20 ile %40 arasında daha fazla performans sunuyor. Yeni bir workstation toplayacak olan, yeni bir çalışma bilgisayarı toplayacak olan kullanıcılar için gerçekten büyük bir avantaj. Evet. Devam ettiğimiz zaman bir de önemli bir noktalardan bir tanesi Ali. RAM miktarı artmış olduğu için bu kartlar 4K monitöre sahip ve 4K çözünürlükte çalışan kullanıcı için daha fazla avantaj sağlıyor. Sadece 4K monitör değil tabi 4K texture kaplamaları, 8K texture kaplamaları gibi şeyler var. Bunlar fotorealistik yani fotoğraf gerçekçiliğinde o şehir modelleri var ya, evet, reklamlarda kullanılan, özellikle yapılan, onların elde edilmesinde önemli bir yer tutuyor. Bunun haricinde özette baktığımız zaman performans artışı çok güzel olacak. Evet. Ama bunun CAD CAM özellikle tasarım ve modelleme amaçlı bir ekran kartı olduğunu, grafik kartı olduğunu tekrar altını çizerim. Evet. Hesaplama ağırlıklı kartlarda dediğimiz gibi Tesla'nın kullanılması daha yerinde olacak. Ya da en azından K6000 bu serinin en üst modeli çift kayar nokta hesaplarında çok daha yüksek bir performans verecek. Evet, öyle istersen biraz da fiyattan bahsedelim. Fiyat 1900 dolar Recep. Yurt dışındaki fiyatı, Türkiye'deki fiyat tedarikçisine göre değişiyor sevgili izleyiciler. Türkiye'de genellikle şunu görüyoruz. Workstation satan kısıtlı sayıda firma var. Evet. Ve bu firmaların kendi fiyat politikaları var. Kendi sattıkları belirli markalar var. Bunlar kurumlara sadece ürünleri satmakla kalmayıp arkasından destek de sunuyorlar. Nasıl kullanacakları konusunda yardımcı da oluyorlar. O yüzden Türkiye'deki fiyatlar oldukça değişiyor. Bunu da belirtelim. Evet, ne diyelim, bir incelemenin sonuna geldik sanırım Ali. Evet Recep, bir incelemenin daha sonuna geldik. Sizler birlikte Nvidia'nın Quadro K5200 ekran kartını inceledik. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.